Evet, bu videoyu izleyen sen. Peki, sadece çay içerek, yani çay içerek Fatih olmak ister misin? O zaman videoyu atlamadan izle ve sadece çay içerek Fatih ol. Çay ne alaka bilmiyorum ama hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun şu anda bir bug'ı var ve bu bug sayesinde eğer istersen sen yarım saat içerisinde Fatih olabiliyorsun. Peki bu nasıl bir şey dersen hemen sana hızlı bir şekilde anlatayım ama videomuzu anlatma önce hala like atmazsan bir like'ını alırım. Bir de takip edip bildirimleri açarak destek olabilirsin. Hem de bu tür videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Zaten biliyorsun sezon 18 geldiğinde ben her gün canlı yayında rank kasacağım, Fatih'e kasacağım. Bir sorunuz falan olursa orada da sorabilirsiniz. Bana hiçbir sıkıntı yok bu arada, onu sizlere söyleyeyim. Peki siz nasıl Fatih olacaksınız? Gelelim bu kısma. Bunu anlatacağım ama fakat şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Büyük ihtimalle bir hafta içerisinde bu bug'ı kapatırlar. Yani elinizden geldiğince hızlı olmanız gerekiyor. Eğer ki diyelim bu bug kapatıldı, ondan sonra siz yanarsınız. Yani as ligine çıkmanız gerekir diyebilirim. Şimdi bu taktik nasıl oluyor derseniz hemen şöyle anlatayım. Şimdi sen yeni sezon geldi, rank kasmaya başladın, tamam mı? Benim önerim bunu en güzel 3. şahıs tekli yapabilirsiniz. Neden derseniz aslında olayımız şu şekilde. Biliyorsunuz ki normalde as olmadan Fatih olamıyorsunuz ama bu taktikle aslında as olmadan Fatih olabiliyorsunuz. Peki ne yapman gerekiyor, hemen size onu anlatayım. Şimdi sen oturdun, tamam mı? Sezon günü geldi. Eğer ki ilk gün 3. şahıs tekli de bak elmas ligine ulaşırsan Fatih'sin. Sadece elmas ligine ulaşırsan 2. gün bu sayı artar, 3. gün daha da artar falan filan. 7. güne falan kalırsan zaten as ligi şartını istiyor bu arada, haberin olsun. Peki sen bunu nasıl yapacaksın? Şimdi diyelim ki ilk gün elmas ligine çıktın. Bu arada aslında elmas ligi önemli bile değil ama hani elmas ligi büyük ihtimalle ister 3. şahıs tekli. 5N tekli de kasanlar da platin 2 ile tabii ki de bu taktiği yapabilir ama diyelim sen 5N tekli denediğinde eğer ki bu bug kapatılırsa ne olur sen Fatih olamazsın. Bu arada ban riski falan yok. Yani nasıl diyeyim ben sizlere, oyunun bir saat açığı var. O saat içerisinde eğer girersen sıralamanda ilk 500'de ise PUBG Mobile seni Fatih olarak kabul ediyor. Hani bu böyle bir şey. Ben şimdi sana istersen direkt olayı anlatayım. Şimdi sen diyelim ki bugün rankını kasıyorsun. Bu arada sıranızı öğrenmek isteyen arkadaşlara ben şunu söyleyeyim. Ben mesela biliyorsunuz 3-4 kere falan Fatih olduğum için direkt size anlatayım. Burada as ligine çıktıktan sonra sıralamanızı buradan görebilirsiniz. Ama eğer ki buradan göremiyorsan, yani sezon başı elmas ligi falan buradan göremezsin. Buradan gelip tekli seçiyorsun. Profilin yanında aynı şekilde yazıyor. Hani buradan da bakabilirsin. Şimdi sezonun ilk günü geldi. Sen bu videoyu ne zaman izlersin bilmiyorum. İlk gün geldiğinde sıralamanı ilk 500'e soktun. Tamam, ilk 500'e girdim böyle. Ondan sonra saat gece 2.30 ile 3 arasında eğer ki sen sıralaman 500'deyken, yani 500'ün içindeyken bir maç atarsan PUBG Mobile bunu Fatih maçı olarak sayıyor ve seni yarım saat boyunca attığın 500 sıralama içerisindeki bütün maçları Fatih liginde sayıyor. Yani ama tek şey şu, ilk 500'de olmaz gerekiyor. Yani sen eğer ilk 500'de olamazsan saymaz. Diyelim ki çerçeve almak istiyorsun, sana kalmış şey bu arada, bak hani atlayayım öleyim falan filan dersen hiçbir şey başaramazsın. Ben sana onu söyleyeyim. İlk gün sadece Fatih ünvanı alabilirsiniz. İkinci gün işte çerçevenin ikinci maçını atarsın. Üçüncü gün işte üçüncü maçını atarsın falan filan, öyle öyle olur. Bu 5 günde falan çerçevenizi alabilirsiniz bu arada. Daha sonrası da işte Fatih ünvanında soranlar için şöyle söyleyeyim. Sezon bittikten sonra Fatih ünvanı ve Fatih giriş efekti verir. Aslında olay bu kadar kolay. Diyelim ki bu bug kapatıldı, tamam mı? Sen yine de Fatih olmak istiyorsun. Ben o yüzden sizlere 5N tekli önermiyorum. 3. şahıs tekli öneriyorum. Hatta ben bu sezon hani YKS'ye de artık çalışmaya baya baya başladığım için sadece yayında kasarak, günlük 2 saat kasarak Fatih olmaya çalışacağım. Hani eskisi gibi işte 10 gün uğraşmayacağım. Hani ben biliyorsunuz bu sezon 10 günde Fatih oldum. İşte J7'den 5-10 FPS'e kastım. Hani mobilde şöyle bir olay var. İlk 10'a gir, bir kill'in olsun, sana 10 puan veriyor. 15 puan falan veriyor böyle işte taş liginden sonrası da falan filan, ama emülatörde öyle değil, üstte eksi bile veriyor. Yani eksi 1 eksi 2 falan böyle içinden bir güzel de sövüyorsun, yani ben sana onu söyleyeyim. Ama eğer ki mobilsen tatlı tatlı böyle 10 puan falan alıyorsun. Eğer ki aklınıza takılan başka sorular da varsa onları da tabii ki de yorumlar kısmında yazabilirsiniz ama ben sizin hakkınızda birçoğunuzda olan şeyi de söyleyeyim, daha belki sezon başlamadan bu videoyu izlersiniz diye söylüyorum. Eğer ki sen bu sezon taç olarak bitirirsen PUBG seni platin 5 olarak başlatır, as olarak bitirirsen platin 2, eğer ki elmas olarak bitirirsen de
altın 2 olarak başlatır, haberin olsun. Peki sen hala nereden rank kasacağını bilmiyorsan, yani bu bug olmadan da ben kasarım, yine kasarım, fark etmez benim için diyorsan, gel şimdi o kısma. Şimdi ben buradan sezon kısmına dokundum, yeni sezon geldi. Sen diyorsun ki Fatih kaç puanda olunur, zaten onun kanalda videosu var ama yine de ben bir ufaktan burada anlatayım. Diyelim ki Fatih olmak istiyorsun, buradan 100. sıradaki adama geliyorsun, bir 100 puancık çıkarttığında Fatih olma puanını hesaplayabiliyorsun. Hani kendi deneyimlerimle söylüyorum bu arada, hani bak başka kanallar var Fatih olmadan bunu söylüyor, ben Fatih oluyorum direkt olayı sizlere söylüyorum. Hani hayatı da Fatih olmamış işte Fatih nasıl olur videoları çeken kanallar var, biliyorsunuzdur illaki. Hani ben onlar yerine kendim Fatih oluyorum, sizlere de bütün bilgi edindiğim detaylarıyla anlatıyorum. Buradan geliyorsun, eşli kasmak isteyen arkadaşlar var. Ben eşli hakkında her zaman şunu söylerim, eğer ki sen eşli de yanına aldığın arkadaşın 2 gün sonra seni satarsa hiçbir işe yaramaz. Ve eşli de genelde insanlar şöyle, mesela 2 kişi giriyorsunuz ya, diyelim ki seni tek olarak gördü, direkt böyle çöküyorlar, hani hiçbir affetmeleri falan filan yok. O yüzden sen sıkıntıya girersin. Benim önerim her zaman 3. ağız tekli olur. Ve eğer ki Fatih olmak istiyorsan, Fatih saat gece 3'e 10 gece atıyorlar bu arada, hani Aztekinden sonra mesela bir gün boyunca Fatih olarak kalıyorsunuz ya, orada oluyor. Bu arada eğer ki bugla Fatih olursanız PUBG'cileri yarım saatliğine Fatih veriyor, daha sonrasında ise as olmadığınız için Fatihliğiniz gidiyor, haberiniz olsun. Yani Aztek üstündeyseniz bir gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Hani diğer sükunda eğer yine ilk 500'ün içerisindeyseniz 2 gün 3 gün 4 gün diye gidiyor. Hani bu sizin aslında Aztekinden sonra ilk 500'de kalmanıza bağlı. Mesela diyelim ki sezon sonuna kadar işte kasayım, yavaş yavaş kasayım, nerede biter diye soruyorsan da 3-3 as tekli kendi gözlemlerimle söyleyeyim. Sezon 17'de as 4.5'da bitti. Yani bu sezon as 4.5'da bitti. Bundan önceki sezon as 3.5'da bitti. Sezon 15'te ise as 3.75'te falan bitmişti. Yani çok iyi hatırlıyorum. Sezon 12 5'ine takımda Fatih oldum. Ben 5'ine takımlı arkadaşlar, eğer ki Fatih kasmak isteyen varsa, aslında bir tık şöyle, hani nasıl diyeyim ben size, 4 kişi olun ama o 4 kişi sizi bırakmasın. Eğer 5'ine takımlı kasma hakkınızda varsa, amacınız birazcık yılanlamak olsun. İlk girmeye girdikten sonra da birkaç kilo alırsanız eğer 5'ine takımında da aslında Fatih olabilirsiniz. Fakat 5'ine takımında baya baya 3-3 as takımına dönmeye başladı. Hani orada hiç bırakmıyorlar diyebilirim. Eğer aklında 3-3 as takımında Fatih'e kasmak varsa da, sana şunu söyleyeyim, 3-3 as takımına başlarsan mesela şu anda as 19 falan filan istiyor. Yani baya baya puan istiyor. Belki de 21 falan istiyordur. Tam hatırlamıyorum ama hani burada Fatih'e kasmak aşırı işsizlik istiyor diyebilirim. Bir de rank kasacak arkadaşlar için ben şunun tavsiyesini vereyim. Hani kendi gözlemimle rank kastığım için söyleyeyim. Mesela rank kasarken örnek veriyorum, ben solda kastığım için sola örnek vereceğim. Kendinize büyük yerler yerine mesela şöyle 2 tane ev olur, işte bir ev olur, bir ev ama bir evde hani şöyle büyük bir şey olsun eğer atlarsanız, 2 ev olsun, ortalama maksimum 3 evli bir binalara atlayın ve oradan tatlı bir lootunuzu yapın bak. Ondan sonra gidip başka bir eve gidersen orada illaki bil ki bir adam vardır. Hani eğer senin ilk atladığın eve adam gelmiyorsa bu şanslı bir günündesin demektir, haberin olsun. Yani mesela işte 3'ün şansı tekli de bak, ben şöyle söyleyeyim, sezon ilk 10-20 günü falan nasıl oluyor? Yani 80 kişi gerçek adam, 20 tane bot oluyor. Hani 80 kişi böyle her tarafta geziyor, bütün evlere falan filan gidiyorlar, kalabalık yerlere gidiyorlar falan filan, öyle şeyler oluyor. Benim önerim bir tane evi bul ve git orada yat. Eğer ki kit bulabilirsen, hani alanla kit basabilirsen, ilk 3 alan ben sana kit basarak hayatta kalmanı öneririm. Hani erkenden alana gidersen sana hiçbir avantajı olmayacak, sadece zararı olabilir, -50-55 acısını da çekersin. Mesela ben sizlere emülatör puan sistemini göstereyim, bugün yayında oynadığım kadarıyla göstereyim. Burada mesela bana pompalı verdi, hani atladığım evde o kadar büyük yer değil, adama AKM verdi, ben -53 yedim. Ondan sonra 5 kille 4. oldum, artı 6 aldım, 10 kille 4. oldum, artı 13 aldım, işte 4 kille 9. oldum, artı 3 aldım. Eğer ki ben bu maçları mobilde yapıyor olsaydım mesela bu 4. olduğum maçtan en az 30 puan alırdım. Burada işte 5 kille olan maçtan 20 puan, 4 kille olan maçtan işte 18-20 puan falan filan bu arada cidden alırım hani mobil olsam. Bir gün nasip olursa bir mobil cihaz alabilirsem mobilden yayınlara da başlayacağım inşallah. Hatta bütün videolar mobilden olur büyük ihtimalle, ama şu an mesela mobil bir yayın açmak için iOS olması gerekiyor. Yani bir iPhone 8 Plus alacaksın, işte yanına Elgot'u alacaksın, onun kablosu vesaire 10.000 lira tuttuğu için ben o yüzden birazcık uzağım buradan. Zaten bu bilgisayarı toplamam bile bir yıl sürdüğü için hani belki ileride bütçem yeter, ona da geçerim diye düşünüyorum. Belki bu videoyu beni ilk defa izleyenler olur diye sizlere söyleyeyim. Hani ben 4 kere Fatih oldum bu arada. S12, S15, S16, S17'nin de çerçevesini şu anda takıyorum. S18'in de S17'nin de ünvanını verecekler. S18'e de yine bir çerçeve alırız. Hani ben bu bilgileri
bildiğim için sizlerle paylaşıyorum. Umarım işinize yarar. Hani eğer ki hakkınızda takılan başka şeyler de varsa onları da yazabilirsiniz. Ben kaçacağım. Benden bu kadar da hani başka da bilmiyorum. Anlatacak bir şey yok sanırım. Kendine iyi bak. Eğer ki aklına takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsin. Ben geçiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Let's just dance, baby, dance.